Başka bir şey de beklemiyorduk herhalde hiçbirimiz. Çok özür dilerim. Ama bir virgül koyar mısınız? Önemli buyurun. Bir açıklama var. PFDK, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, hatırlayacaksınız. Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe Göztepe deplasmanındaydı ve karşılaşmanın 50. dakikasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç sahaya girmişti taraftarı nedeniyle. İşte disiplin kurulu toplandı ve Ali Koç'a 504 bin liralık bir para cezası verildi. Göztepe'ye 2 maç saha kapatma cezası uygulanacak. Ali Koç'u iten yönetici neydi? Fatih Özkan mıydı? Fatih Özkan'a da 90 günlük bir hak mahrumiyeti geldi. Daha Süper Lig'in sadece ikinci haftasında PFDK cezalarını vermeye başladı. Zira olaylar var. Yani olaylar olduğu için tabii PFDK'lık oluyorsunuz. PFDK'da çok şenlikli bir lig bizi bekliyor. Çok yani. Şenlikli bir lig, evet. Olacak gibi görünüyor. Şu kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardımdan yargılandığı ortaya çıkmıştı. Ali Koç'u iten o Göztepe yöneticisinin 90 günü hak mahrumiyeti. Yani 90 gün sonra yine sahada. İtebilir yani, tekrar birilerini. İtebilir, çekebilir. 9 kusurlu, 10 kusurlu hareketten birini yapabilir. Ali Koç'a da 504 bin liralık bir para cezası verildi. PFDK'nın Süper Lig'in ikinci haftasına verdiği ceza buyurun. O evet. Toplumsal şiddet, işte meclisteki şiddet, sonra sahadaki şiddet, sonra toplumun katmanlarına yayılan şiddet. Onu da vakit kalırsa konuşuruz tabii. Semih Hocam tabii. Buyurun. Şimdi ben şöyle toparlayayım. Sonuçta 17-25 Aralık'ı göstermesinin nedeni var. Bu sözünü ettiğimiz davalar. Ve sonuçta emniyet ve yargı içerisinde son dönem yapılan atamalar MHP'de ciddi sıkıntı yarattı. Ali Yerlikaya'nın tutumu, işte Türkiye'nin gri listeden çıkması anlamında Ali Yerlikaya ile Mehmet Şimşek'in ortak bir çalışması. Sonra Osman Kavala davası ile ilgili Avrupa Konseyi ile olan gelişmeler. Ve gördüğümüz kadarıyla da ekonomik nedenle de olsa AK Parti iktidarı yönünü Avrupa Birliği'ne dönmek zorunda kaldı ve dönmüş durumda. Bütün bunlar var ve ben şeyi elbette şunu düşünüyor. Herkes şey söylüyor işte. Erdoğan böyle böyle yapıyor ama sonuçta Bahçeli ile bir şekilde anlaşıyor. Belki anlaşıyormuş gibi görünüyor ama şu son zamanda gördüklerim...